Merhaba. Daha önce bu pilli köpürtme aletiyle filtre kahve yaptığım sütümü köpürtmeyi göstermiştim. Bir de French Press'le göstermek istiyorum. Aradaki farkı görmenizi istedim çünkü. Şimdi bunun içine dökmeden sütü ben bir koyayım da. Sütü önceden ısıttım. Söylemeye gerek yok herhalde. Şöyle şu kadar. Fazla bile koydum aslında. İsterseniz daha az da koyabilirsiniz. Bunu bu şekilde şöyle yaparak köpürtüyorsunuz. Şöyle 27-30 kere yaptıktan sonra göstereyim, bakın buradaydı süt, şuralarda iki katından fazla köpük oluştu. Oluşan köpük de beklettim ama dökmeyeyim dedim. Şöyle ince bir köpük. Yani ama işte bu sıkıntı bir sürü eşya yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Hani onlar benim için sıkıntı değil diyorsanız French Press gerçekten güzel. Bir de bunun farkını göstereyim. Bununla daha önce göstermiştim. Şöyle üstten şu şekilde köpürtüyorduk. Gördüğünüz gibi bunun köpükleri biraz daha büyük büyük baloncuklar halinde oluyor. Diğeri ise şöyle gayet güzel katı köpük oluyor. Şunu biraz daha yapayım. Köpük oluşsun istiyorsanız şöyle üstten tutmayı unutmayın. Biraz yüzeyine doğru ki köpük olabilsin. Yani bu da böyle yapıyor köpüğü. Yani bunun tek avantajı yıkaması kolay. Biraz daha diğerine göre biraz daha uzun zaman alıyor ve daha böyle içi baloncuklu bir köpük oluşuyor. Bu tabii ki gerçek köpük gibi ama hani vaktiniz varsa French Press tavsiye ederim. Ama vaktim yok, benim pratik hemen bir parça bir köpük olsun bana yeter diyorsanız bu alet işinizi görecektir. Kalitelisi daha farklı yapar mı hiçbir fikrim yok. Ben bunu denemek için aldım, hani ucuzunu aldım boşuna para vermeyeyim diye. Şimdilik idare ediyor. Bol köpüklü kahveler. Görüşmek üzere.